Herkese merhaba arkadaşlar, bugün el açması şöyle büyük boy iki tane gözlem yapacağız. Mükemmel olacak, mükemmel. Hem de fırında pişireceğiz. Ben kıymalı yapacağım, isteyenler patatesli peynirli de yapabilir. Evet, şimdi önce hamurumuz yapalım. 1 su bardağı 200 ml'de ılık su. Buna 1 çay kaşığı instant maya, kuru maya, 1 çay kaşığı da tuz. Şöyle atıyorum. Karıştırıyorum. Burada unumuz aldığı kadar. Un ölçüsü vermiyorum arkadaşlar. Çünkü geçen de dediğim gibi her unun su alma kapasitesi değişik. Bunu kulak memesi kıvamına getireceğiz. Hamurumuzu biraz topladıktan sonra hemen tezgah alıyorum. Burada güzelce yoğuracağım. İyice arkadaşlar bütün pütürleri gidene kadar 5 ile 10 dakika arası yoğuralım. Hamuru ben 10 dakika kadar yoğurdum. Hiçbir pütür kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi tezgaha birazcık un döküp şöyle hamurumun üstüne koyuyorum. Ve nemli bir bezle bunu kapatıyorum. 20 dakika bekleyecek arkadaşlar ılık bir ortamda. Hamurumuz dinlenirken biz de içini hazırlayalım. Bize şimdi 200 gram kıyma lazım. Bu şekilde. Ben bunu arkadaşlar daha evvel gördüğüm bu usulde yapacağım. Soğan kullanmayacağım. Daha evvel yaptığım bir gözleme tarifi de vardı. Onda da anlatmıştım. Antalya'da bir Toros sahalarında bir gözleme yedim soğansız. Mükemmeldi. Aynı onun için yapacağım. Şimdi buna bir miktar karabiber. İsteğe bağlı siz tabii ki daha başka baharatlar da atabilirsiniz ama ben o kadar çok atmayacağım. İsteğe bağlı birazcık tuz ve tabii ki de bol miktarda maydanoz. Bu bunun püf noktası. Bu maydanoz buna mükemmel bir tat veriyor. Yani bu Antepler hitap şeyi şeyin usulü yapacağız ama içi farklı. Hamuru aynı şekilde. Şimdi bunu karıştıracağız ama buna yarım çay bardağına yakın, biraz eksik, su koyuyoruz. Kıymamızı hamurun içine koyduğumuz vakit pütür pütür olması için birazcık su katmamız gerekiyor. Bol maydanozlu. Kenara alalım. Hamurumuzun dinlenmesini bekleyelim. Evet, hamurumuz yeteri kadar dinlendi. Çok kabarmasını beklemiyoruz. Bu böyle bize 20 dakika, 25 dakika dinlenmesi yeterli kabarmayı sağlayacaktır. Şimdi bıçak yardımıyla bunu ikiye bölüyoruz. Şu şekilde yuvarlayıp açacağız. Evet, bu büyüklükte açtık. Bu bize yeterli. Çok da ince olmuyor. Birazcık hafif kalın. Şu şekilde. Şimdi ötekini açalım. Evet, ikinci hamurumuzu da açtık. Şimdi İçine yerleştirelim. Kıymamızı ikiye bölüyoruz. Arkadaşlar. Tam şu şekilde yarıdan itibaren harcımızı yerleştiriyoruz. Bu
Bakın eğer su koymasaydık böyle rahat yerleştiremezdik bu kıymayı. Kenarlarını şöyle oklavayla ezelim. Şimdi iyice yapışması lazım. Hava almayacak biçimde kapatalım. Kapatma işlemi yaptıktan sonra kenarlarını bir aletle, tencere kapağı da olabilir ya da böyle yuvarlak kesici aletle kesip güzel bir şekil veriyoruz. Bu kenarı dursun. Şimdi ötekini yapalım. Aynı şekilde öteki hamurunu da yapıyoruz. Şimdi size bir tüyo vereyim arkadaşlar. Bunu fırın tepsidir. Fırın teninde yapıyoruz. Çünkü alttan da güzel sıcaklık kalacak. Çok uzun durması gerekmediği için fırında o kadar çok kurumayacak. Bir fırın tenine pişirme kağıdı koyuyoruz. Gerçi benim kağıdım bitmiş, az bir şey kalmış ama idare edeceğiz. Şimdi gözlemimizi alıp şekilde yerleştiriyoruz. Arkadaşlar şimdi bunu 230 derece pişirdiğimiz, ısıttığımız fırına vereceğiz. Eğer sizin fırınız daha yüksek derece çıkıyorsa daha yüksek derecede daha iyi olur. Hemen fırına verdim. Gözlemeleri pişti. 5 dakika gibi bir süre içinde pişti. Arkadaşlar. Şimdi buna yapacağımız bir işlem isteğe bağlı olarak ama ben tavsiye ediyorum. Bir tabada tereyağlı sıvı yağını biraz karıştırıp erittim. Şöyle üstüne süreceğiz. Yoksa birazcık sert olur. Çünkü bizim fırınlarımız odun fırını gibi değil. Ev fırını. Mecbur. Hem de buna apayrı bir lezzet katacak. Biraz beklediği vakit zaten 1-2 dakikada yumuşayacaktır. Altına bakalım, altta mükemmel olmuş. Şimdi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir yarıdan keseyim önce. Dumanlar olacak. Daha çok sıcak. Bakın. İçi bu şekilde. Harika, harika. Daha yakından inceleyelim. Ben yapabildiğim kadar size kamerada yaklaştırıp göstereyim. Gördüğünüz gibi yaşlan olan, çiğdem olan kıyma mükemmel bir şekilde pişmiş. Çıtırlık da o biçim yani. Ve şuradan bakalım çıtırlığına. Görüyorsunuz. Daha çıtır olursa bu çok sert olur. Arkadaşlar. Şimdi bunu yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı esirgemeyin. Değilseniz abone olup beni takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.